Gözümüzün içine baka baka nasıl da gerçekleri gizliyorlar. Bir yandan helalleşme çağrısı yapıyorlar, bir yandan yeni yeni zalimlikleri hayata geçiriyorlar. Yalanlar, iftiralar eşliğinde her türlü ahlaksız iftirayı hiç sıkılmadan tekrarlıyorlar. Önceki akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alelacele bir video çekimiyle piyasaya çıktı. Bir yandan faizin radikal şekilde artırılmasını isterken, bir yandan da tefecilik mavalıyla algı operasyonlarına imza attı. Şimdi bu tepeci şirketler tehdit edecekler fakiri fukarayı. Bunlar mafyadır, sakın ödemeyin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten tefeciler için bunu söylüyorsa hep birlikte kendisine destek çıkalım. Ama kendisi faiz oranlarını artırın, dar gelirli insanların belini bükün, paradan para kazananların daha çok para kazanmasını sağlayın anlamına gelen faizleri yükseltin tezini Türkiye'nin gündemine ısrarla dayatırken, diğer taraftan da faizi düşürmek için didinen siyasi iktidarın kurguladığı düzenin tefecilik olduğunu iddia ediyorsa, yalan söylüyorsa, seçime 9 ay kaldı, her türlü yalanı söyleyeyim, her türlü iftirayı atayım, zaten seçimi kazanamayacağım. Belki yalanlarımla, iftiralarımla küçücük bir ihtimal de olsa seçimi kazanırsam o zaman kazancım büyük. Bu kazanç içinde her türlü yalanı söylemek bana haktır diye düşünüyorsa, kimsenin bu söyleme destek çıkmaması gerekir. O videoda söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın gemisine binip halkımızı soyup soğana çeviren herkese benim bir derdim var. Hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım diyor. Halkı soyup soğana çeviren kim varsa buyursun mücadele etsin. Ama önce kendi milletvekillerinin belaltı olaylarını bir çözsün. Kendisinden önceki genel başkandan başlayın. Halen milletvekili olan bir çırpıda sayacağım isimlerin yatak odası görüntülerini çözememiş olan bir genel başkan. Halkı soyup soğana çevrilmesinden bahsederken yalan söyleyerek ancak iftira atmış olur. Somut örneğini vereyim. Bankacılık sektörüyle ilgili Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının daha net bölümünü verip ardından hepimizin bildiği bilgiyi tekrar sizinle paylaşayım. Diyor ki Kemal Bey, bazı meseleler var. Bu meseleler göründüğü gibi değil. Sizin de bilmenizde fayda var. Önce bu faizler meselesini bir konuşalım. Dünya faizleri yukarıya çekiyor. Merkez Bankamız faizi indiriyor. Erdoğan da Nas algısı yapıyor. Ben size olan biteni çok basit bir dille anlatayım. Faiz artıran ülkeler yatırımcıları ve dolayısıyla dövizi kendi ülkelerine çağırıyor. Faiz düşürenler de haliyle yatırımcıya ve dövize gelme demiş oluyorlar. Açıkça söylemek gerekirse dışarıdan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Yani dövizi kıt hale getiriyor. Affedersiniz, ülke katar katar satılıyor diyen kimdi? Türkiye güvenli değil, yatırımcılar gelmesin diyen Kemal Kılıçdaroğlu değil miydi? Türkiye'nin en değerli arsaları Araplara satılıyor diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve takımı değil miydi? Şimdi dövizden bahsediyor, yatırımcıların gelmeyeceğinden bahsediyor. Varsayalım dedikleri doğru. Ne istiyor? Faizleri artır diyor. Peki faizler artırıldığı zaman paradan para kazananlar, yani Kemal Bey'in karşı çıkar gibi göründüğü tefeciler kazanmayacak mı? Kemal Bey nasıl bir mantıkla konuşuyor anlayabilen var mı? Ve sözü direkt bankalara da getiriyor Kemal Bey. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar. Ya kredide bir ürün, onun da fiyatı artıyor. Banka bakıyor piyasa şartlarına, bu ürünün fiyatı artıyor. Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu. Peki sonu? Bankalar için %400 kar artışı, sizler için sefalet. Ne yapmış oluyor Erdoğan? Ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalmak için kredi almak zorunda olan kitlenin son parasını da alıyor. Bankaların karları faiz %13'e indiği halde %400 ise, bir de faizi %30'lara çıkarırsanız kim bilir yüzde kaç kar ederler. Bunu hiç düşünüyor mu Kemal Bey? Daha önemlisi, hiçbir siyasi partide olmayan şekilde CHP bir bankada ortak. Öyle %1 falan değil. Bankanın 1/3'ü CHP'nin. Bankanın ismi Türkiye İş Bankası ve o bankanın yönetim kurulu üyeliklerinin 3'ünü bizzat CHP belirliyor. Maval okumuyorum. Resmi bilgileri aktarıyorum. Siz Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birisinin, hatta birincisinin %29 ortağı olacaksınız. O bankanın yönetim kurulu üyelerinin 3'ünü direkt siz belirleyeceksiniz. O isimleri eski milletvekillerinizden, eski bakanlarınızın çocuklarından seçeceksiniz. O bankadaki sizin belirlediğiniz yönetim kurulu üyelerine %400 karı nasıl gerçekleştirdiniz? Kimden kazandınız? Siz kazanırken halk sefalete düştü. Nasıl yöneticilersiniz siz demiyor. Ekonomik olarak en savunmasız kitlenin hayatta kalmak için
kredi almak zorunda olan kitlenin son parasını da alıyorsunuz, nasıl iş yapıyorsunuz siz demiyor. Dönüyor, Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız girme hakkı kazandı diyerek aldattığı üniversite adayları örneğinin hesabı kendisinden sorulmadığı için çok daha katmerlisini, bu sefer dar gelirli halk kesimini aldatmak için dillendiriyor. Dar gelirli insanlar üzerinden %400 kazanç elde ediliyor diyor. Ama o kazancın en büyüğünü kendisinin atadığı 3 yönetim kurulu üyesinin bulunduğu bankanın elde ettiğini söylemiyor. Ver bir talimat atadığın yönetim kurulu üyelerine. %400 kar nedir de. %50 kar neyinize yetmiyor? Düşünün kar oranlarınızı. Haksız yere kimden faiz aldıysanız %400 kar elde ederken kimden fazla para aldıysanız verin kendilerine de. Ben de Kemal Bey'in samimiyetine inanayım. Bu yazıya lütfen Türkiye İş Bankası cevap vermesin. Lütfen bana açıklama falan yollamasınlar. Bir açıklamaları varsa Kemal Kılıçdaroğlu'na göndersinler. Ben durup dururken kimseyi hedef almadım. Kimsenin adını durduk yerde yazıda geçirmedim. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, Türkiye İş Bankası'nın da içinde bulunduğu bankalar üzerinden suçlama yapıyorsa bana değil Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verilmesi gerekir. Konserlerle, reklamlarla hizmet üretemez hale getirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesini yandaşların kazanç kapısı haline getiren CHP'li İmamoğlu'nun, vatandaşların vergilerinden elde edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 milyon doları sırf şakşakçılığını yapsın diye yandaş gazeteci İsmail Küçükkaya'ya peşkeş çektiği belirtildi. Uçan Kuş TV'de yer alan habere göre Ekrem İmamoğlu'nun Amerikan sermayeli operasyon kanalı Fox TV'den ayrılarak CHP'nin kanalı Halk TV'ye geçen yakın arkadaşı İsmail Küçükkaya'nın transfer ücretini sponsorluk karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından ödeyeceği öne sürüldü. Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası kamuoyunda yerel seçimler öncesi Binali Yıldırım'la çıkacağı ortak yayın öncesinde programın moderatörü İsmail Küçükkaya ile otelde buluşarak programın içeriği konusunda baş başa görüşen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun diyet borcu ödediği yorumları yapılırken Halk TV, Tele1, KRT, CHP ve İYİ Parti'den düzenli maaş alıyor diyen Memleket Partisi lideri eski CHP'li Muharrem İnce'nin haklılığı bir kez daha tescillendi.